Hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki Damla neredesin? Buradayım. Ama size bugünkü tipimi göstermeden önce, tipimi görünce çığlık atmayacağınıza söz verin. Hazırsanız geliyorum. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi okur. Hangi kitabı okuduğum şu sıralar o kadar belli ki tipimden. O kadar belli ki. Şu an Dracula'yı okuduğum için bütün kişiliğimi Dracula temasının üzerine kurdum denebilir. Bunu siz de yapmıyormuşsunuz gibi davranmayın. Hepimiz yapıyoruz. Her neyse. Bugünkü videomuzun konusu kitap günlüğü tutmak. Birkaç kişiden böyle bir istek almıştım nasıl kitap günlüğü tutuyorsun diye. Bu videoda size 2 ya da 3 tane defter göstereceğim. Şu an emin değilim 3. defteri saklayıp saklamadığıma dair. Kitap günlüğü tutmak nedir? Niçin yapılır? Ben niye tutuyorum ya da nasıl tutuyorum onları anlatacağım. Umarım video hoşunuza gider. İsterseniz videoya geçelim. Şimdi ben kitap günlüğü tutmaya, kitap okumayı düzenli bir alışkanlık haline getirdiğimde başladım. Çünkü düzenli bir insanım ve açıkçası o kitapları okuduktan sonra bir liste halinde kitapları görmek hoşuma gidiyor. Sanırım ilk zamanlar tuttuğum kitap defterini attım bile. Çünkü çok dağınıktı. İnanılmaz. Her yerde bir şey yazıyordu. Ve o deftere şu şekilde yazıyordum. Okuduğum kitaplar, yanına okuduğum kitabı bitirdiğim tarih. Bir de arkalara bir yerlere almak istediğim kitapları yazıyordum. Düzenli bir şekilde gözümün önünde dursunlar, unutmayayım neyi almak istediğimi diye. Ama sonra dedim ki bu böyle olmaz. Ve şu an kullandığım kitap günlüğüne geçtim. Size şu an kullandığım kitap günlüğünü göstereyim. Bu. Aslında rastgele normal siyah bir ajandaydı. Ben süsledim böyle. Bilmiyorum, hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi size bu defterin içini göstereceğim. İlk sayfayı bu şekilde düzenledim. Burada adımı soyadım yazıyor. Burada Achilles'un şarkısından bir alıntı var. Bu Hobbit'ten. Bu rastgele. Burada da kitap günlüğü yazıyor. Bunlar tamamen toplama şeyler. İnternetten bulup hoşuma gidip de yapıştırdığım şeyler yani. Sonraki sayfaya geçiyorum. Ne zaman tam olarak düzenli okumaya başladığımı bilmediğim için burada 8 Kasım'da aldığım kitaplardan başlıyor. 8 Kasım 2020'de aldığım kitaplardan başlıyor. O yüzden bunların tarihi yok ya da hangi ayda okuduğum yazılmamış. Gerçi bunların sırası da belli değil. Yani bu sırayla yazmışım ama bunları bu sırayla okumadım büyük ihtimalle. Burada yıl yazıyor. Ben deftere genel olarak hangi tarihte o kitabı okumayı bitirdiğimi yazıyorum. Yani mesela Bir Kuzey Macerası kitabını 25 Ocak 2021'de bitirmişim. Arkasından Hayvan Çiftliği'ni 2 gün sonra bitirmişim. Bu sollarında gördüğünüz renkler aynı aya ait kitapları gösteriyor. Yani mesela bu kitapların tümü Şubat ayında okumuş ve hepsini morla işaretlemişim o yüzden. Bazen çok beğendiğim kitaplar olduğunda yanına bu şekilde puanlamasını yapıyorum ya da yıldız atıyorum. Bir kitabın yanına bu şekilde yıldız atıp bir de 5'te 5 yazdıysam bilin ki bu kitap benim aşırı çok beğendiğim hatta benim için en iyi kitaplardan birisi demektir bu. Bu aralar manyak gibi kitap okuyormuşum gerçekten. Sonraki sayfaya bakıyoruz. Bunlar tamamen rastgele. Kitabı dekore etmek için kullanılmış şeyler. Bir de ben bu deftere kitapların arasından çıkan ayraçları, kitapların arasından çıkan minik kartları falan koyuyorum. Çünkü kitabın içinde bıraktığım zaman unuttuğumu hissediyorum onları. Böyle daha çok gözümün önünde oluyor. O yüzden daha çok hoşuma gidiyor. Bu aralar gerçekten aşırı çok kitap okuduğumu görebilirsiniz. Burada bir yıldız daha var. Bunlar ne günlükleri, Aslancalı ve Dolap. 5'te 5 bir kitap benim için. Aynı şekilde Arayışlar ve Cam Şato da öyle. Şurada artık 2022'ye geçmişiz. Bu Elf Kralı ile Anlaşmanın ayrıcı. Burada Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği de 5'te 5 bir kitap. İki Kule ve Kralın Dönüşü de öyle. Yani Yüzüklerin Efendisi'ne olan sevdamı artık bu da anlatmazsa ne anlatır inanın bilmiyorum. Burada 2022 bitiyor, 2023 başlıyor. Burada Büyükmaraş depremini koymuşum buraya. Unutmak istemediğim için. Geçiyorum. Ve 2023'ün şu anki zamanı da bu. Buradayım. En son Düşkün Derviş'i bitirdim. Bu arada Bingham'i ve Martin Eden'ı da yıldızlamışım. Çünkü ikisi de efsanevi kitaplar gerçekten.
İstesem buraya daha fazla şey yazabilirim bu kitaplarla ilgili ama bu şekilde listelemek benim daha çok hoşuma gittiği için sadece bunları yazıyorum. Şimdi size göstereceğim bir defter daha var. O defter çok 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 daha ayrıntılı. O yüzden o deftere geçelim. İkinci olarak size göstermek istediğim kitap günlüğü aslında bir kitap günlüğü olarak geçmiyor. Bir kitap defteri olarak geçiyor. Ben bunu DNR'dan almıştım zamanında. Böyle bir defter. Ve açıkçası gerçekten de güzel bir defter. Severek kullanıyorum bunu. Ama o kadar hoş bir defter ki ve okuduğum her kitabı buraya not almıyorum. Hani sadece buraya girmeye hak kazanan kitaplara falan yer veriyorum bu defterde. Kendiniz oluşturabilirsiniz kitap günlüğünüzü ya da bu şekilde hazır satın alabilirsiniz. İkinci defterimiz bu defter. Okuduğum kitaplar defteri olarak geçiyor. Bu defteri almamın en büyük sebeplerinden birisi bu vakfa destek olmaktı aslında. Şimdi biraz bu defteri inceleyelim. Okuduğum kitaplar defteri yazıyor başında. Ama ben buraya okuduğum kitapların tümü değil yalnızca yazmaya değer olanlar diye değiştirmişim. Çünkü bazen bazı kitapların altını çizdiğim tek bir yer bile olmuyor. Burada ismim, soy ismim ve defterimin alındığı tarih var. 2021'de almışım. Bu defterin içi bu şekilde. Bence inanılmaz güzel. Burası biraz spoiler olabileceği için değiştiriyorum bu sayfayı. Başka bir sayfa üzerinden anlatacağım size. Mesela zincire vurulmuş Prometheus. Bu kitap. Çok güzel bir kitaptır. Tavsiye ederim. Bir tiyatro aynı zamanda. Böyle pek çok not almışım. Çünkü bu kitaptan çok fazla şey öğrendim diyebilirim. İlk olarak gördüğünüz burada kitaba dair bilgiler var. Temel bilgiler. Burası kitabın adı. Sonra yazarı, yayın evi, sayfa sayısı ve türü geliyor. Ardından kitabın konusu geliyor. Buraya demişim ki insanlara ateşi veren Prometheus Zeus tarafından zincire vuruluyor. Bu kitabı nasıl keşfettim veya nasıl aldım? Rastgele denk geldim ve okumaya karar verdim. Bu deftere yazdığım kitapların şu sorusu hep bu şekilde. Gerçekten hep rastgele denk geldiğim kitaplar. Kitabı okumaya başladığım tarihi ve kitabı okumaya bitirdiğim tarihi yazmışım 13 Ağustos 2021. Bu kitaptan neler öğrendim, bana ne katkısı oldu? Yazarın okuduğum, okumak istediğim diğer kitaplarına soru işareti bırakmışım. Çünkü o zamanlar yazarın başka kitap olup olmadığını bile bilmiyordum. Kitapta beğendiğim bir cümle kısmı, başı dertli olmayana kolay gelir, dertliye akıl öğretmek, yanıldın demek. Hiç beni tatmin etmiyor açıkçası. Çok iki satır var sadece. Ve benim yazmak istediğim cümleler genelde inanılmaz uzun oluyor. Kitapta beni en çok etkileyen neydi sorusu var. Ve sonra böyle 1 ile 10 arası bir puanlama kısmı var. Bu puanlama kısmında kitabın konusu okuma kolaylığı, kullanılan dilin akıcılığı, karakterler, öğreticilik, eğiticilik, kitap kapağı etkileyiciliği, fotoğraflar, çizimler ve bana sağladığı katkı kısımları var. Fotoğraflar, çizimlere 1 vermişim çünkü içinde fotoğraf ya da çizim yok. Her neyse bu kitabı kime tavsiye ederim? Yunan mitolojisiyle ilgilenen herkese ki çoktan biliyorlardır zaten yazmışım. Bu kısımda genel değerlendirme var. Kaç yıldız verdiğiniz gözüküyor. Ben 5 yıldız vermişim bu kitaba. Sonra bu kitapla ilgili notlar ve görüşler kısmı var. Ben bu kısma kitapla ilgili notlar ve görüşlerimi yazmak yerine şuraya asla sığdıramayacağım sevdiğim alıntıları yazıyorum. Bence mantıklı, bilmiyorum. Yani çünkü buraya iki satıra gerçekten yazmak istediğim alıntıların çoğu sığmıyor. Bu beni aşırı sinir ediyor. Mesela sen, ben ve yıldızlar kitabını yazmışım buraya. Bu kitap. Ama bu kitaba 2,5 vermişim. Çünkü bu kitap gerçekten çok da hoşuma giden bir kitap değildi. Bu kitabı nasıl keşfettim ve nasıl aldım? İnternette gördüm. Burada Pan'ın Labirenti benim gelmiş geçmiş en sevdiğim kitaplardan birisi. Fotoğraflar ve çizimler kısmına 11 vermişim yani, düşünün. Bu kitabı kime tavsiye edersiniz kısmına kalbi güçlü ve ruhu kırılgan olmayanlara demişim. Bu kitap gerçekten insanı mahvediyor ya. İyi anlamda. Her ne kadar bazen ona sahip olmayı dilesek de gerçek sihir korkutucu bir şeydir. Aynen öyle. 5 vermişim Pan'ın Labirenti'ne de. Kırık Kanatlar, Halil Cibran'ın kısa kitaplarından birisi ve Halil Cibran'ın sanırım en sevdiğim kitabı. Çünkü içinde kısa kısa hikayeler yerine tam bir hikaye var. Ve o kadar üzücü bir hikaye ki. Aşamadım. Bu kitabı kime tavsiye edersiniz? Üzülmek isteyenlere kalp kırıcı bir hikayeydi bence demişim. Çünkü öyle gerçekten. Susmak konuşmaktan daha ağır değil midir? Soruyorum sizlere. Öve öve bitiremediğim Arayışlar kitabının sayfasına bakıyoruz. Şu şey kısmını okumayın bu arada. Buraları okumayın çünkü spoiler olabilir sizler için. Mesela burası da. Bu tarafları okumayınız çünkü sizin için spoiler olabilir. Bu kitabı kime tavsiye ederim? Herkese ama özellikle kadınlara. İnanılmaz güzel bir kitaptı. Çok 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 seviyorum bu kitabı.
Cadının Yüreği aynı şekilde. Bu kitaptan neler öğrendim, bana katkısı ne oldu? İskandinav mitolojisine dair pek çok şey öğrendim. Gurur ve Önyargının sayfası. Bu kitabı nasıl keşfettim veya nasıl aldım? Bu kitabı bilmeyen de artık ne bileyim. Bu şekilde yazıp durmuşum böyle. Bu kitabı kime tavsiye ederim? Herkese oturup okusunlar. Sonra doldurmak üzere kitapların isimlerini yazdım ama bunları doldurmak bir türlü nasip olmadı. Daha oturup bunları dolduracağım. Yüzüklerin Efendisi de bunlardan birisi olacak. Yüzüklerin Efendisi'ni daha doldurmamışım ama demişim ki bu kitabı bilmemek için bir taşın altında yaşıyor olmak gerek. Sonuç olarak bu defter de böyle. Piyasada bunun gibi pek çok defter bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Belki Diyanar'da hala satılıyordur, bu bilmiyorum. Bu kadardı. Aslında kitap günlüğü tutmak konusunda belli kurallar yok. Nasıl canınız doldurmak istiyorsa o defteri o şekilde doldurun. Kitaba dair neyi yazmak istiyorsanız onu yazın. Bence kitap okumanın yanı sıra kitap günlüğü tutmak da epey eğlenceli bir hobi. Yani bunun için yeteri kadar zamanınız varsa. Umarım yararlı olmuştur bu iki defterin turu. İsterseniz şimdi kapanışa geçelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda beni Instagram'dan ve Wattpad'den takip etmeyi de unutmayın. Bol bol su için kendinize çok iyi bakın. Ve bir sonraki videoda görüşelim.